Herkese merhaba. Konumuz yansıma ve düzlem ayna. Önce bir programımıza bakalım. Bugün ne yapıyoruz? Yansıma ve düzlem ayna yapıyoruz. 20 Nisan önümüzdeki haftada küresel aynalar yapacağız. Yine Nisan ayında da dop dolu bir program olmuş oldu fizik açısından. Sonrasında hangi konular gelecek? Işığın kırılması gelecek. İşte mercekler gelecek. Küresel aynalar var. Sonra tam yansımalı prizmalar, renk. Bunları da anlatacağız ve güzel bir şekilde seneyi kapatacağız sevgili gençler. Pekala siz bu sırada ne yapıyorsunuz? Sizden istediğim ne? Vermiş olduğum ödevleri yapmanız. Soru çözüm çözümlerini yapmazsanız dediğim gibi daha sonra unutursunuz. Bu kadar çaba da boşuna gider. Lütfen bunları göz ardı etmeyiniz. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım. Işığın yansımasını da öğreneceğiz. Düzlem aynayı öğreneceğiz. Düzlem aynada görüntü, düzlem aynada görüş alanı konularını öğreneceğiz sevgili gençler. Müzik Işığın yansıcı bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denir elbette. Yazalım buraya ve bakın burada bir düzlem ayna var. Yani yansıcı bir yüzey söz konusu. Yansıtıcı yüzeye dik bir çizgi çizildiğinde o çizgiye normal diyoruz. Gördünüz mü? Normal. Sonra gelen ışın normalle i açısı yapıyor. Buna gelme açısı. Gelen ışın normalle r açısı yapıyor. Buna da yansıma açısı diyeceğiz. Ve yansı yüzeye dik doğruya normal denir. O'nu bir kere yazalım. Sonra gelen ışın normalle yaptığı açı yani i açısı diyoruz. Gelme açısı. Bunu hemen i olarak yazalım. Yansıyan ışın normalle yaptığı açıya da yansıma açısı denir ve buna da r diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada aynayla yaptığı açılar yani şu açıyla şu açıya baktığınızda buraya alfa buraya da teta derseniz buradaki alfa gelen ışının e, aynayla yaptığı açı bakın aynayla yaptığı açı ismi yani normalde yaptığı açı i açısı olduğu için buna gelme açısı diyoruz. Bu ise gelen ışığın aynayla yaptığı açıdır bu arkadaş. Bu da yansıyan ışığın aynayla yaptığı açıdır. Sadece direkt açıklama olarak bunu söylüyoruz. Işığın yansıması iki kanunla açıklanır. Bunlardan birincisi gelen ışığın sonra yansıyan ışığın ve aynı zamanda normal aynı düzlemde olacak. Bu ne demek? Mesela şunu düşün. Bu iki tane ışın. Gelen ışın ve yansıyan ışın. Normali gir normali bak burada hepiniz görüyorsunuz. Normali getirip buraya koyarsanız komik olur. Bakın aynı düzlemde olmaz. Normalli burada olacak. Gördüğünüz gibi bunlar şu an aynı düzlemde olmuş oldu. İkincisi de şudur. Gelme açısıyla bakınız gelme açısıyla yansıma açısı birbirlerine eşittir her zaman ve bunu da söylemiş olduk. Yansıyan ışınların birbirine paralel olduğu yansımaya Düzgün yansıma diyeceğiz ve e, yansıyan ışınların dağınık olduğu yansıma ya da dağınık yansıma diyeceğiz. Bakınız burada pürüzlü bir yüzey söz konusu ise buraya gönderilen ışın paralel ışınlar. Baktığınızda biri böyle gitmiş biri böyle gitmiş biri böyle gitmiş yani dağınık bir yansıma olmuş. Burada Buradaysa düzgün bir yansıma söz konusu çünkü düzlem düz. Burada gelen ışın böyle giderse bunun normalle yaptığı açı ve yansıyanın normalle yaptığı açıya baktığında atıyorum burası alfa ise burası da alfa. Diğer için de aynı şey söz konusu. Normali çizdiğinizde yine bunun normalle yaptığı açı alfa ise yansıyanın da normalle yaptığı açı alfa. İşte bunlar birbirlerine paralel olacak şekilde yansıyorlar. Sorumuza bakalım. Şekildeki I ışık ışını önce X sonra Y düzlem aynasından yansıyor. Buna göre I ışık ışını Y düzlem aynasından yansıma açısı kaç derecedir? Bakacağız hemen. Bakın 65-65 yani buradaki aynaya paralel gelen bir ışından bahsediyoruz. O halde bak o halde bu ışığın normalle yaptığı açı yerine aynayla yaptığı açı üzerinden ne gidebilirim? Aynayla yaptığı açı kaç derece? 65 derece. O zaman yansıyanı da aynayla 65 derecelik açı yapacaktır diye biliriz gördüğünüz gibi. 65-65 toplamda ne yaptı? 130. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacağına göre burası 50 derece olacak şekilde aynaya geldi. Yani x'ten yansıyıp Y'ye gelen ışının aynayla yaptığı açı 50 derece. Buradan yansıyan ışığın aynayla yaptığı açı da 50 derece olacak. Bize şunu sorarsa bu ışığın Y aynasıyla daha doğrusu Y aynasından yansıma açısı nedir derse dikkat. Bakın Y'den yansıma açısı. Şunu yapacaksınız. Normali düşüneceksiniz. Bunun normalle yaptığı açı 40 derece. Şunun da normalle yaptığı açı 40 derece. Yani Y aynasına gelme açısı 40 derece. Y aynasından yansıma açısı 40 derece. Lütfen buna dikkat ediniz. Böyle özellikle bunu da sorabilir. Ama biz direkt şundan yaptık. Gelenin aynayla yaptığı açı, yansıyanın aynayla yaptığı açı diyerek de direkt o işini e çizmiş olduk. Bize neyi soruyor? Yansıma açısı dediğine göre, bakınız 40 derecelik yansıma açısını da buradan görmüş olduk sevgili gençler. Peki x'ten yansıma açısını bulacak olursak, buraya da yine bir normal çizdiğimizde normal düzleme dikti. Burası 65 derece olduğuna göre, burası kaç derece olmuş olacak? 90 dereceyi tamamlamak için 25 derece olacak. Yayma açısı 25 derece, yansıma açısı 25 derece sevgili gençler. X aynısı için. Diğer sorumuza bakıyoruz. Şekildeki I ışık ışını Y aynasından yansıdıktan sonra geldiği yoldan geri dönüyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Yani şuna Y diyeceğiz. Bu Y aynası. Buradaki açıyı soruyor bize. Şunu söyleyebilirim. Buraya gelip kendi üzerinden geri dönmesi için ne olması lazım? Bak. Şimdi aynayı çizdik. Çizdiğimizde bu da normal. Normal neydi? Düzleme dik olan, yani aynaya dik olan çizgi idi. Gönderdiğimiz ışın. Normal üzerinden olursa normalle sıfır derecelik açı yapmış olur. E, yansıyan da yine normalle sıfır derecelik açı yapacak şekilde yansır. Yani kendi üzerinden geri döner diyoruz. O halde bir ışın eğer düzlem aynaya dik geliyorsa yani yine yansıması düzlem aynaya dik olacak şekildedir ve kendi üzerinden geri dönecektir. Peki bu koşulu alıp burada uygularsak ne olması lazım? Y'ye e, gelip e, kendi üzerinden geri dönebilmesi için Y'ye gelen ışının Y aynasına dik gelmesi lazım ki kendi üzerinden geri dönebilsin. Buradaki açı 30 derece. Yani ışığın aynayla yaptığı açı 30 derece. O zaman gelen ışığın, yansıyan ışığın aynayla yaptığı açı da 30 derece olacak. E burası 30, e burası da 90. E o zaman alfa açısının bariz bir şekilde 60 derece olduğunu her birimiz görüyoruz. Peki, burada X aynasından yansıma açısı ya da gelme açısı ya x'e gelme açısı olsaydı 90'a tamamlamak için buraya 60 derece buraya da yine 90'a tamamlamak için 60 derece diyeceğiz. Yani I ışık ışınının x aynısına gelme açısı 40 derece xten yansıma açısı yine 60 derece olmuş oldu. Bunlara da lütfen dikkat ediyoruz sevgili gençler bir I ışık ışını düz aynadan yansıması şeklindeki gibidir. Aynı hangi yönde kaç derece döndürülürse I ışını kendi üzerinden geri dönerek yansır. Hmm. Şimdi kendi üzerinden yansıması için normal üzerinden gelmesi lazım. O zaman biz bu aynanın normalini bu yapacağız sevgili gençler. Şöyle düşünün. Burada normali çizdiğimizde hemen çiziyoruz pat 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 normal çizildi ve normalle aynanın arasındaki açı kaç derece ve 90 derece Tamam. Kendi üzerinden geri dönmesini istiyorsam buraları da bulalım bu arada. 20 derece gelme açısı, 20 derecede yansıma açısı ilk durum için. Ee, burada ışın normal üzerinden gelecekse biz normali buraya çizeceğiz. Bakınız, normal artık. Yeni normal burada oldu. Yeni normal. Ne kadar alışkınız değil mi? Normalleşme süreci vesaire. Yeni normal. O zaman yeni normalin bu olması demek artık aynanın da şu şekilde olması demek. Burası 90 derece olacak şekilde. Peki dikkat ederseniz normal buradan buraya gelmişse kaç derece açı gitmiş? Yani kaç derece e, sapmış? 20 derece gördüğünüz gibi değil mi? 20 derece. O halde bunun 20 derece gelmiş demek. Aynı şekilde aynanın da 20 derece gelmesi demek yani 20 derece döndürülmesi demek. Nereden bulabilirdim bunu başka? Buradaki açıları da kullanarak tek tek bulabilirsin. Mesela burası şurası 20 derece olduğuna göre şimdi bu 20 derece döndürülecek ya normal. Şuradaki açı kaç dereceydi? 40 dereceydi. Bakınız burası 40. E, tamamı 180 olacağına göre 180'den 40 çıkarırsan e, ne kalacaktır? 140. Burada ilk baştaki açılar burası da 70 derece. Şurası 70 derece idi. Gördünüz mü? Artık bu normal 90 derecelik açı yapacağına göre işte buranın 20 derece olduğunu da bulabilirdiniz. Farklı farklı yerlerden bunu görebilirdiniz. O zaman bir yönünde diyoruz ve kaç derece? 20 derece döndürdürse bu iş tamam. Değil mi? Düzlem aynaya diyoruz. Şimdi bir cisimden çıkan ışınlar düzlem aynada yansıyorsa o cismin aynada görüntüsü oluşur. Yok yansımazsa görüntüsü oluşmaz. Mesela K'ya baktığında K'dan çıkan ışınlar nasıl olacak? Bakın şöyle gidecekler. Yani paralel gidecekler aynaya ya da bu şekilde gidecekler. O zaman düzlem aynadan yansıma ihtimali olmadığına göre o zaman K'nın aynada görüntüsü oluşmaz. Dikkat lütfen. Görüntüsü oluşmaz. Bir de nerede ki cismin görüntüsü oluşmaz? Şunu bir daha yazabilirsem yazdım bile. Burada mesela buraya ben bir N cismi koyarsam zaten N cismi aynanın arkasında. N cisminden çıkıp da e, aynadan yansıyabilecek ışın mümkün değil yazamayız değil mi? Yazabilen varsa yorumlarda yazsın. Ben hocam bunu yazarım diyen varsa yazsın. Bunun o zaman görüntüsü oluşmaz sevgili gençler. L ve M noktalarından çıkan ışınlar düzlem aynada yansıyacağından aynada görüntüleri oluşacaktır. Görüntüleri oluşur. Bir de şunu söylemeliyim. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz pratik olarak. Ayna buysa bakın sevgili gençler. Aynanın doğrultusunun üstünde kalan her cismin görüntüsü oluşur burada. Aynanın doğrultusunun altında kalan cisimlerin görüntüsü oluşmaz. Ya da doğrultusunda bunların görüntüsü dediğim gibi oluşmaz. Bu pratikte de düşünebilirsiniz. Bir noktanın aynak görüntüsünü çizebilmek için o noktadan aynaya en az iki ışın gönderilir. Bakınız K cismi var. Düzlem ayna var. Düzlem aynanın şu noktalarına ışın gönderiliyor. Ve bu gönderilen ışınların yansıması da bunun yansıması böyle. Bunun yansıması da böyle olmuş. Pekala. Bu iki ışının herhangi bir yerde kesişmesi mümkün mü? E, değil. O zaman bunların uzantıları kesişebilir diyoruz. İşte tam da burada bir şeyler girecek devreye de. Nedir o biliyor musunuz? Eğer cisimden gelip de aynadan yansıyan ışınlar kesişemiyorsa, uzantıları kesişebiliyorsa o zaman o cismin sanal bir görüntüsü oluşmuştur diyoruz. Yani burada K cisminin aynanın arkasında bir görüntüsü oluşur. Görüntü yansıyan bu ışınları ya da uzantılarının kesiştiği yerde oluşur diyoruz. V ve, ve ve burada da görüntüyü k üssü olarak yazdık. Aynanın arkasında oluşan görüntü bir daha söylüyorum sanal görüntüdür. Çünkü kendileri kesişemiyor uzantıları kesişiyor sevgili gençler. Bir isimden çıkan ışınlar ayna yansıdıktan sonra kendileri kesişirse gerçek görüntü oluşur, gerçek. Eğer evet, ayna yansıdıktan sonra uzantıları kesişirse buna sanal görüntü, zahiri de diyebiliriz görüntü oluşur. Ve evet, düzlem ayında oluşan bütün görüntüler sanaldır sevgili gençler. Yani tüm görüntüler aynanın arkasında olacak. Tüm görüntüler için çıkardığımız ışınlar böyle böyle hep bu şekilde yansımalar olacağı için uzantıları kesişerek görüntü oluşturacak ve görüntüler sanal olacak. Düzlem halinde görüntü özellikleri. Mesela bir AB cisim var. Buraya üstü diyelim. Buna da üstü diyelim. Mesela A cisminin noktasal pardon A ucunun noktasal bir cisim gibi düşünürsem iki tane ışın gönderdim. Bir tane ışın gönderdim böyle yansıdı. Gelen ve yansıyan ışınlar birbirlerine eşit oldu. Bir tane de böyle gönderdim. Böyle yansıdı. Görüyor musunuz? O zaman dikkat ederseniz bunların şu yansı yanlışları düşündüğümde bunların uzantıları kesişiyor. İşte uzantıların kesiştiği yerde A noktasının görüntüsü oluştu. A üstü. B için de aynı şeyi yapmaya gerek yok. Zaten göreceksiniz. O zaman AB cisminin görüntüsü aynanın arkasında aynı boyda. Bakınız neden? Çünkü simetriği olacak. Yani uzantıları kesişerek görüntü oluşturacağı için cisimler üzerindeki noktaların o zaman burada aynanın arkasında oluşan görüntü Cismin simetri şeklindedir ve aynı zamanda düzdür farkındaysanız. Aynanın arkasında oluştuğu için de sanaldır ve aynı boydadır. Sanaldır, düzdür. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya olan uzaklığı eşittir. Yani buraya ben d dersem burası da d'ye kadar olacaktır. Cisim ve görüntüsü aynaya göre işte simetriktir. Mesela bir F harfi şu aynanın önüne koyduğumuzda bunun görüntüsü aynaya göre simetrik olacak ya işte böyle olacak. Ya da şöyle düşünelim. Böyle bir tane cisim var. Bakın şöyle bir cisim var. Ayna buzda bu. Simetrini hemen çizecek olursam şöyle bir görüntüsü olur. Gördünüz mü? Tam simetrini çiziyorsunuz sevgili gençler. Sorumuza bakalım. KLM cisimleri düzlem aynanın önüne şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin görüntülerini çizdiğiniz. Bulalım hemen. Şimdi aynanın doğrultusunun önünde kalmışsa onun bir görüntüsü oluşur dedik. Bu bir. Ne dedik bir de tam simetrik olacak dedik. Yani aynaya olan uzaklıklar. Bu arada şey de diyebilirsiniz. Aynaya olan dik uzaklık ayna doğrultusunda olan dik uzaklıklar eşit olacak. O zaman bunun iki bölme ise görüntüsü de iki bölme uzaklıkta yani burada olacak. Işın çizmeye gerek yok bir daha. Bunun üç bölme o zaman burası da üç bölme olup burada bir görüntüsü olacak. M'nin iki bölme burası da iki bölme olacak şekilde. M'nin de görüntüsü burada olacak sevgili gençler. Bakınız tam simetri olmuş oldu. Düz aynada görüş alanı. Aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı diyoruz. Görüş alanı. Mesela gündelik hayatta şöyle bir ayna var karşımızda. Bakın şöyle bir ayna var. Bu aynaya yaklaştığımızda arka tarafta gördüğümüz, daha doğrusu aynada gördüğümüz arka görüntü daha fazla olur. Uzaklaştığımızda ise aynadaki görüş alanı daha az olur. Yaklaştım, yaklaştım. Mesela ben şuradayım, bakın şuradayım. Buradayken e, şu kenarda bir şeyi göremiyorum. Biraz yaklaşırsam o kenardaki bir şeyi artık görebilirim. Çünkü görüş alanımı arttırmış oluyorum bu sayede. Gözden aynanın uçlarına ışınlar gönderiyoruz. Mesela göz burada da burada. Şimdi şu sınır ve bu sınıra sınır biraz daha aşağıda olacaktı. Şu yokmuş gibi düşünün. Bu sınırla bu sınıra ışın gönderiyoruz. Normali çizdiğimizde gelme açısı ile yansıma açısı birbirlerine eşit olacak. Buraya alfa buraya alfa diyor. Sonra diğeri için de normali çizersem buradaki açıya gelme açısı buna teta diyelim. Buna da dolayısıyla teta diyeceğiz. Bunlar da eşit oldu. Pekala işte burada yansıyan ışınlar arasında kalan bölge sevgili gençler bu gözün bu aynadaki görüş alanıdır. Yani burayı görür. Burayı göremez. Şimdi bazen şöyle e, aklımıza şunlar takılıyor. Nasıl göremem ya yani bakıyorum bayağı önüm burası. Bak göremez aynada göremez. Yani aynadaki görüş alanında olan yer burasıdır. Bu bölgeyi görür. Şu bölgeyi evet direkt baktığında görür ama aynada göremez. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir de buradaki bir cisim. Mesela buraya bir tane K cismi koydum. Bu K cisminin bu aynada görüntüsü var mıdır? Evet vardır. Ama göz bu K cisminin aynada görüntüsünü görebilir mi? Hayır çünkü görüş alanının dışında kalmış oldu gördüğünüz gibi. İkinci yöntem gözün düz aynadaki görüntüsünün yeri bulunur. Bakın burada tam simetri olacak şekilde dik uzaklık D'ye kadarsa buradaki dik uzaklık D'ye kadar olacak görüntüsünü bulduk. Gözün görüntüsü. Bu e, görüntüden bu sefer sınırdan geçecek şekilde dümdüz çizdiğim iki ışın arası Aynanın önünde kalacak kısım için söylüyorum. Burası görüş alanıdır. Gözün görüntüsünden aynanın uçlarını birleştiren doğrular çizilir. Doğru arasında kalan alan görüş alanıdır. Burada gördüğünüz gibi sevgili gençler. Şimdi sorumuza bakalım. G konumundan bakan gözlemci K, L, noktalarından hangilerinin görüntülerini görebilir? Şimdi önce bir görüş alanı bulacağız. İki farklı yöntemle de bulalım. Gözden ışın gönderiyorum bu sınıra. Gönderdiğimde normal çizersem köşegen şeklinde olur. O zaman burası 45 derece olur. 45 derece olacak şekilde yansıma yapar. Yani gelme açısı ile yansıma açısı eşit oldu ve böyle yoluna devam eder. Buraya da yine ışın gönderiyorum buradaki sınıra gönderdim. Buradaki açı 45 derece oldu ve bu şekilde gitti. Burası da 45. Bu arada kalan bölge işte gözün gördüğünüz gibi şurası görüş alanıdır diyoruz. Ve bakıyoruz K, N, M burada görüş alanına girmiş oldu ama L ise farkındaysanız girmedi. Bu arada bu sınır ışının üzerinde olması demek K'nin burada görüş alanına girmesi demek. Bir yöntem daha söyleyeceğim size. Bakın farklı bir yöntem. Şunu da yapabilirsiniz. Gözü, gözü, görüntüsünü şuraya getirelim, koyalım. Gözün görüntüsü. Gözün görüntüsüyle cisimleri birleştirdiğinde o çizgi aynı üzerinden geçiyorsa sınırdan geçmesi zaten aynı üzerinden geçmesi demek. K'ya görür. Bak aynı üzerinden geçti. Aynı üzerinden geçti. Fakat aynı üzerinden Gördüğünüz gibi şurada düzgün çizeyim. geçmedik Yani L'yi bu durumda göremez ama K, N ve M'yi K, N ve M'yi görür diyoruz. Görüş alanına aynı üzerinden görür diyoruz sevgili gençler. Bir sorumuz daha var. G noktasından aynalara bakan gözlemci K, L, M, N cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü iki aynada da görebilir? Bakın iki aynada da. Şöyle yapalım. İsterseniz gözün burada bir görüntüsünü bulalım. Buradaki görüntüsü Buraya ben x aynısı, bunu da y aynısı dersem, o zaman x'deki görüntüsü, bu da şurada tam simetri olacak şekilde, burası da y'deki görüntüsü, değil mi? Sonra görüntülerle cisimleri birleştirdiğimde, eğer aynı üzerinden geçiyorsa, o çizgi o cismi görebilir. Önce x aynısından bakalım. Bakıyoruz, birleşti mi? evet aynı üzerinden geçti, evet aynı üzerinden geçti, evet aynı üzerinden geçti, evet aynı üzerinden geçti. Yani hepsini görüyor. Sonra buraya yürüyorum, burada birleştirdiğim zaman, Bak M'yi aynı üzerinden geçiyor, L'yi aynı üzerinden geçiyor, bu K aynı üzerinden geçiyor, bu N de aynı üzerinden geçiyor. Şimdi hepsini yani daha doğrusu iki aynada da görüntüsünü gördükleri diyor şimdi. Bir de şurada bir şey var, şunu da söylemem lazım. E şimdi göz noktasal çiziyoruz ama normalde e, burada göz belli bir hacim kaplıyor. O zaman göz belli bir hacim kapladığına göre mesela bu kendisiyle bak kendisiyle neyi birleştirdiğim zaman dikkat ederseniz göz araya giriyor. Yani şu olamıyor. Neden bir ışık gelip de yansıdıktan sonra göze gelmez çünkü araya göz giriyor. İşte arkasında kalmış oluyor aslında bir nevi. O zaman buradaki N'nin görüntüsünü N'yi X'te göremez diyoruz. X'te göremez. Aynısı nerede yaşanacak? Y'de yaşanacak. Hangisi için? M için dikkat ederseniz. O zaman M'yi de şu arkadaşı da Y'de göremez. Gördüğünüz gibi. Çünkü arkasında kalıyor. Göre pardon göremez. Bunu da söyledik. O zaman N ile M ikisi tarafından her ikisinde de görebildiği noktalar değil. Ama K ile L her ikisinde de görebildiği noktalar olduğu için cevabımız K ve L'dir sevgili gençler. Evet bunu da söylemiş olduk. Şimdi ne öğrendiğimize bir bakalım. Işığın yansımasını, düzlem ayna, düzlem aynada görüntü, düzlem aynada görüş alanının konularını öğrendik sevgili gençler. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.